Oruçta dedi taklit olur mu? Şimdi Musa Bey kitaplarda, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, faydalı bir gerek kitap var. Orada çok net bir şekilde ifade etmişler, anlatmışlar. Tamim-i Hazreti Ebedi de var. Herhangi bir Müslüman, hangi mezhepte olursa olsun, kendi mezhebinde bir işi yapmak mecburiyetinde. Ama bir meşakkat var. Bir zorluk var. Zaruret, başka mezheplerde çıkış yolu olmadığı zaman o zaruret olur. Onu da mutlaka yapması lazım, gelmez. Gelir ki o apayrı bir durum. Onun hükmü ayrı. Şimdi sadece meşakkat var. Yani bir zorluk var. Böyle bir zorluk olması lazım. Böyle bir meşakkat olması lazım ki, böyle bir meşakkat olması lazım ki, yani o işte mutlaka yapması lazım. O zaman bir mezhebi taklit eder. Mesela Hanefi ve Hanbeli mezhebinde olan bir Müslüman dişçiye gider. Dişçi der ki işte senin dişin doldurması lazım, kaplaması lazım. Hakikaten dişçiye tabi olmalı. Çünkü benim de uzun süre böyle 10 sene dayandı kaplama yapıldıydı. Ve kendi dişinin üzerine kaplama yapıldığı için de daha kesmesi, ezmesi daha şeydi. Sonra o dişler çürüyüp onlar da çekilince oraya protez koyuldu. Ama protez öyle değil. Ama hiç yoktan gene o ayrı bir mesele. Dolayısıyla orada dişçiye, dişçi derse ki biz bunu doldurtalım biraz daha yaşar bu diş. Tamam, tabi olur. Doldurunca veya kaplama yapınca kendi mezhebime göre guslüm olmuyor. Hanbeli mezhebinde de Hanefi mezhebinde de olmuyor. Çıkış yolu zaruret değil. Bir ihtiyaç sebebiyle. İstersen ben onları söktürür, protez yaptırabilirim. Bunu yaptırabilirim. Çünkü bu alternatif var. Zaruret değil. Tamam, ihtiyaç. İhtiyaçtan dolayı yaptım ama Maliki ve Şafii mezhebi çıkış yolu gösteriyor. Gusül, abdest ve namazda onları taklit ederim. Zekatta da mesela Şafii mezhebinde şu anda zekat verilecek 6 sınıf insan var. Adam 60 lira veyahut da 600 lira zekat verecekse bu 6 sınıf insanı bulacak, 600 lira verecek, 100 lira, 100 lira, 100 lira verecek. Mesela Van'daki Şafii mezhebindeki bir Müslüman. Ne yapacak şimdi? 5 tanesini buldu, 6.sı yok. 5 sınıfı buldu, 6. sınıfı yok. Ne yapacak şimdi? İstanbul'a gelecek. Şehir şehir gezecek. Ya hasta yüzünden pahalıya mı alacak, tamam mı? Yani bir zekat verirken hasta yüzünden pahalıya mı alacak? Yani orada bir meşakkat var. Zaruret değil. Niye zaruret değil? Çünkü Hanefi mezhebi çıkış yolu gösteriyor. İmam-ı Azam Übani Hazretleri buyuruyor ki bu 6 sınıftan birisine 600 liranın tamamını vermiş olsan zekat yerine gelir buyuruyor. Dolayısıyla Şafii mezhebindeki bir Müslüman zekat verirken Hanefi mezhebini bu şekilde taklit edebilir. Veyahut da hacca gitti. Şimdi kendi kontrolünde değil. Orada kadın erkek karışık. Maliki mezhebindeki bir Müslüman veyahut da Hanbeli özür dilerim Şafii mezhebindeki ve Maliki mezhebindeki bir Müslüman. Şafii daha ağır şartları. Kadına erkek elini değdiği zaman, erkek kadına eli değdiği zaman abdesti bozuluyor. Tavafı da abdesti yapması lazım. Çıkacak abdest alıp daha tavafa başlarken gene abdesti bozulacak. 24 saat beklese başaramayacak. Zaten 24 derken şey bitecek. Zamanı geçecek. Dolayısıyla Hanefi mezhebini taklit etmesi lazım. Hanefi mezhebinde bu bozmaz. Maliki mezhebinde de şehvetliyken değerken. Şimdi oruçta öyle bir meşakkat yok ki. Bozuldu. Kaza edersin kısa günlerde. O alternatifi var. Zor bir şey değil. Yok efendim ben bunu yapmamak istiyorum falan. Öyle yapmamak isteyip kendi kafana göre de olmaz efendim.